Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir cumartesi sohbetinden daha herkese saygılar, sevgiler. Bu hafta önceki haftalardan biraz daha farklı bir içerikle karşınıza çıkacağız. Çünkü önceden gündemi falan konuşurduk. Haber ağırlıklı. Kendi duygu düşüncelerimi ben dile getirirdim. Bu hafta 2 Eylül 2022 tarihi itibariyle çıkan oyuncuların da merakla beklediği aslında 2013 yılında PlayStation 3'e çıkmış. 9 yıl sonra da PlayStation 5'e remake yapılmış olan The Last of Us Part 1 oyunu. The Last of Us Part 1 oyunu biliyorsunuz bu oyun çıkmadan önce haberleri de takip ediyorsanız HBO tarafından The Last of Us serisine bir dizi yapılıyor. Bu dizi de merakla bekleniyor. Sony'de hazır dizi geliyorken dizinin rüzgarını arkasına alıp ilk oyunun remake'ini oyunculara sunmak istedi. Tabi tüm bunlar mali beklentiler içinde hayata geçirilmiş projeler arkadaşlar. Şimdi bugün konuşacağımız konu birazcık da sosyal medyada sadece ülkemizde değil dünya çapında da bu çok konuşuluyor. Sosyal medya derken özellikle Twitter'da sitelerin forumlarında bununla ilgili yerli yabancı birçok oyuncu fikrini beyan ediyor. Oyundan memnun olan bir kitle olduğu kadar oyundan memnun olmayan bir kitle de var. Oyunu heyecanla bekleyen bir kitle olduğu gibi oyunun remake olarak gelişini eleştiren bir kitle de var arkadaşlar. Özellikle fiyat konusunda bayağı ciddi eleştiriler yapılıyor Sony. Bu noktada PlayStation 3'e çıkan orijinal oyun, PlayStation 4'e çıkan remake Remaster ve PlayStation 5'e gelen remake sürümü karşılaştıracağız. Tabii öncesinde remaster, remake nedir? Bunun birazcık üzerinde durmak gerekiyor. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için de ben PlayStation 3 çıkarttım, kurdum, oyunu da kurduk, son yamalarını da yaptım. PlayStation 5'e de PlayStation 4'e çıkan The Last of Us Remaster'ı kurduk. Onun da yamalarını yaptım. Yani en güncel sürümleriyle 4K 60 FPS e ben bunların capture'lerini yaptım. Yani karşılaştırma yaptığımız görüntüleri alabileceğim en yüksek görüntü kalitesinde almaya çalıştım. Tabii normalde bizim ekranda gördüğümüz görüntülerle benim capture ettiğim görüntüler arasında bir görüntü kaybı var. Bu videonun edit işlemi bittikten sonra YouTube'a yükledikten sonra YouTube'un da kendi görüntü sıkıştırma algoritması var. Bu noktada orada da biraz görüntüler bozulacak. Fakat olabildiğince ekranda gözlerimizle gördüğümüz görüntülere yakın görüntüleri sizlere sunmaya çalışacağım. O yüzden bütün görüntü PlayStation 3, 4, 5 üzerinden 4K 60 FPS olarak capture edildi. Her ne kadar görüntü kaynağından 720p, 1080p, 1800p, 4K görüntüler gelse de 4K ekrana yansıyan görüntüleri ben 4K 60 FPS olarak capture ettim. Burada amacım olabildiğince sizlerin her üç nesne çıkan bu oyunun bu farklı sürümlerini birbirleriyle görsel manada daha sağlıklı değerlendirebilmeniz. Yani elimden geldiği kadar görsel manada size referans olabilecek düzeyde görüntüler sunmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma videolarına geçmeden kendi fikrimizi ifade etmeden önce bu remaster, remake nedir? Hatta önceki videolarımızda da birçok defa ben bahsetmiştim. Reimagined var bir de. Gerçi bugünkü videomuzun konusu değil ama ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bir bir oyun çıkıyor bir platforma bilgisayara da çıkmış olabilir. Çünkü bilgisayara çıkan oyunlara da belirli bir süre geçtikten sonra remaster yapılabiliyor. Sevilen oyuncular tarafından arzu edilen oyunların daha güncel sürümleri oyunculara çözünürlüğü, kaplama kalitesi yükseltilmiş, daha fazla kare hızıyla oynayabileceğiniz sürümleri remaster edilerek oyunculara sunuluyor. Özellikle konsol tarafında remaster olayın anlamı bu işte arkadaşlar. Çözünürlüğü yükseltiyorlar. Daha yüksek kare hızları bazı yerlerde kaplamaların çözünürlükleri de yükseltiliyor. Yani siz oyunu 720p oynarken işte oyun 1080p oluyor. Sadece bu çözünürlükten bahsetmiyoruz. Oyunda kullanılan kaplamalar var. Bu kaplamaların da kendi çözünürlükleri var. İşte 1024'e 1024 bir kaplama var. Adam alıyor aynı dokuyu 2048'i 2048 bir dokuyla değiştiriyor. Aynı yerde kullanıyor. Hem zaten yüksek çözünürlükte oynamanın getirmiş olduğu avantaj. Hem akıcı oynamanın getirmiş olduğu avantaj. Üstüne bir de kaplama kalitesi, kaplamaların doku kalitesinin artırılmış olmasıyla ortaya daha net, daha keskin görüntüler çıkıyor. İşte biz buna remaster diyoruz. Remake dediğiniz zaman ise iş değişiyor arkadaşlar. Yeniden sıfırdan bir yapım söz konusu oluyor. Yani geçmişte çıkmış bir oyunu gördük işte Final Fantasy 7 98'de PlayStation 1'e çıkmış bir oyun. 2015'te duyuruldu. 2020'de PlayStation 4'e geldi geldi. PlayStation 5'e de yükseltilmiş bir sürümü geldi bunun. Oyunun remake'i çıktı. Final Fantasy 7 remake. Yani 1.98'deki sürüme bakın. Bir de 2020'de çıkan sürüme bakın. Arada dağlar kadar farklar var. Bu tam bir remake ama remake'in de ötesine gidiyor. Burada bana kalırsa işte remake'in esinlenilmiş eski oyunun hikayesi, eski oyunun temelleri korunarak geliştirilmiş ondan esinlenilerek yepyeni bir evreye ulaştırılmış bir oyun söz konusu. Oluyor. Aynı şekilde Resident Evil 2'nin remake'ini de ben Reimagined diye düşünüyorum. Ondan sonra Ratchet Clank var. 2016'da çıktı. Bu da PlayStation 2'ye çıkan oyunun Reimagined sürümü. Gerçi bunlara remake diyorlar. Remake'li bu noktada işte remake midir, Reimagined mıdır? tartışmalıdır. Bu noktada yani ciddi bir kavram kargaşası var. Remaster'ı bir tarafa koyuyorum. Remake'le Reimagined arasında ciddi bir kavram karmaşası var arkadaşlar. Şimdi 2013'te PlayStation 3'e çıkan sürüm ve 2014'te PlayStation 4'e çıkan Remaster sürüm arasında eğer her iki oyun oynadıysanız bir fark olmadığını göreceksiniz. Sadece işte kaplama çözünürlüğü artmış. Oyunun çözünürlüğü artmış. Daha yüksek kare hızlarında oynuyorsunuz. Ama bugün çıkan Part 1 Remake sürümde ki oyunla bu 2013 2014'teki sürümlerin arasında bazı bölümlerde ciddi farklılıklar var. Mekansal anlamda farklılıklar var. Şimdi giriyorsunuz bir mekanı PlayStation 3'e ve 4'e çıkan sürümler arasında çözünürlük ve kare hızı arasında başka hiçbir fark yok. Ama PlayStation 5'teki sürüme bakıyorsunuz. Sahnenin planlaması dışında her şey değişmiş arkadaşlar. Adamlar sıfırdan kaplama yapmışlar. Yeniden poligonlarını oluşturmuşlar bu mekanın. Yani fark kabak gibi ortada arkadaşlar. Orası mesela çok güzel bir örnek. Başka bir örnek verelim mesela bir kısmın haritası değişmiş. Küçük bir kısmı da olsa değiştirmiş adamlar. Ondan sonra benim en çok dikkatimi çeken ve hoşuma gitmeyen özelliklerden biri. Gerçi 2010 işte bu oyun çıktığı zaman bunlar bizim o günün şartlarına göre gözümüze batmıyordu ama şimdi bakıyorsunuz gerçekten rahatsız edecek. Suyun üzerinde yürüyorsunuz. Susu gibi değil de sanki böyle bir jöle gibi hareket ediyor. Bildiğiniz jöle. Bu PlayStation 3 sürümünde de aynı şekilde jöle gibi hareket ediyor. Remaster sürümüne bakın. Remaster sürümünde de jöle gibi. Ondan sonra etraftaki objelerin, diğer karakterlerin modellemeleri, onların gölgelerinde, kendi grafiklerindeki tırtıklar. gerçek. ...gerçekten çok göze batıyor. Özellikle PlayStation 3'te çok göze batıyor. Remaster sürümde bunlar bir nevi düzeltilmiş ama... ...aynı sahneye PlayStation 5'teki remake sürümde baktığınızda bambaşka. Yani adamlar teknolojiyi, imkanlar kullanarak çok farklı bir sahne ortaya çıkartmışlar. O sulu bölümlere özellikle PlayStation 5'te bakıyorsunuz... ...gerçekten çok farklı arkadaşlar. Yani yerdeki kaplamalardan su birikintilerine kadar adamlar iki nesillik farkı oyunun lehine kullanmışlar. Yani aslında remake ve remaster ne diye bize sorsalar The Last of Us bu farkı göstermek için çok güzel bir örnek arkadaşlar. Yani oturacaksınız diyeceksiniz ki bak bunun PlayStation 3 sürümü şu. PlayStation 4'e remaster edilen sürüm. Bu da PlayStation 5'e yapılan remake. Aradaki farklar işte PlayStation 3 ile 4'teki remaster farkı. PlayStation 3 4 ile PlayStation 5'in arasındaki fark da remake farkı. Hani bu kadar açık ve net. Olay bu kadar açık ve net olmasına rağmen dedik işte videonun başında insanlar sosyal medyada ciddi ...bu işin artık cılkını çıkartmışlar. Yani öyle bir linç kampanyası yürütülüyor ki... ...şimdi günümüzde dünya algılardan oluşturulmuş olgular üzerine inşa ediliyor. Ama gerçek dünyada sağlıklı olmasını istediğimiz, beklediğimiz... ...bir dünyada gerçekler, olgular neyse algılar bunun üzerine inşa edilir. Artık iletişim hayatımızın her alanında bizim beynimizi o kadar meşgul ediyor ki... ...bazen neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamayacak kadar kafamız bulanıyor arkadaşlar. İşte o noktada algılar gerçeklerden uzaklaşıp bizim farklı sonuçlara ulaşmamıza neden oluyor. Yani algılardan olgulara gitmek gerçekten arkadaşlar çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Olgu gerçek neyse algı buna göre şekillenir. Algılara göre gerçekler değiştirilemez. Şimdi biliyorsunuz 2020'de çıkan Part 2'de oyun gerçekten resmen linç edilmişti. Oyun çıkmadan önce oyunun senaryosu hakkında sızıntılar olmuş. Oyuncular arasında bununla ilgili ciddi bir nefret söylemi geliştirilmişti. Oyun çıktığında da ben daha önce de söylemiştim bunu. Tekrar söylemekte bir sakınca görmüyorum. Sık sık da ben bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Oyunun çıktığı ilk saat içinde normal şartlar altında Metacritic'te en baba oyuna işte 2000, 2500, 3000, 1500 oyuncu kullanıcı puanı verirdi. Yani user score bu 1500, 2000, 3000 oyuncunun vermiş olduğu puanlara göre çekilmişti. Fakat The Last of Us Part 2 çıktığı zaman 135.000 kişi ilk bir saat içinde bu oyuna puan verdi. O bir saatlik puanlama sonucunda ortaya iki buçuk gibi garabet bir puan çıkmıştı arkadaşlar. Oyunun inceleme puanları 92-93'lerde gezerken kullanıcı puanları 20-25'lere kadar düşmüştü. Zaten bundan sonra da Metacritic user skorların ne zaman değerlendirmeye alınacağı noktasında bir zaman sınırlaması koydu. Yani kim bir oyunu serbest bırakıldıktan bir saat sonra oynayıp bitirebilir ve oyun hakkında bir bilgiye, bir yargıya, bir fikre sahip olabilir ki. Bir saatlik oyunla. Ve bunların çoğu da sıfır olacak ve 135 bin kişi olacak. Sanki The Last of Us Part 1 de böyle bir lince maruz kalmış gibi. Yalnız burada asıl benim dile getirmek istediğim konu şu arkadaşlar. Şimdi bir oyunu incelerken veya bir oyun hakkında fikrimizi beyan ederken oyunla ilgili ortaya koyacağım düşüncelerimizin o oyunla ilgili gerçekler yani algılar, olgular size söylemiştim ya, oyunla ilgili gerçeklere dayanıyor olması lazım. Yani size dayatılan yalan yanlış algılara değil. Eğer yalan yanlış algılar üzerinden hareketle siz sahte bir gerçeklik, sahte bir olgu yaratmak istiyorsanız ortaya doğru bir şey çıkmaz arkadaşlar. Ortaya saçmalıktan başka hiçbir şey çıkamaz. Burada yaşadığımız konunun da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi oyuncuların eleştirdiği konu lardan bir tanesi fiyat konusu. Niçin Sony aradan 9 yıl geçmesine rağmen bir oyunlar remake yapıp da bu oyuna tam oyun parası istiyor? 70 dolar, 80 euro. Bu noktada oyunculara ben hak vermiyor değilim. Bir örnek vereyim. GTA 7. nesle, 8. nesle ve 9. nesle çıktı. Ve bunlar remaster sürümlerini çıkarttılar 8. ve 9. nesillere. Gerçi 8. nesilde tam oyun fiyatı istediler ama 9. nesle çıkan oyunların fiyatları gerçekten çok makul. Normalde 20 dolar talep ediyorken işte 2. remaster'a, 3. sürüm diyelim bu PlayStation 5'e gelen, 9. nesle gelen sürüme Sony'de mesela 10 dolar talep etmişlerdi. Hani makulün de üstünde çok güzel bir fiyatla gelmişlerdi. Aldık zaten. Bir daha oynayacağız bunun 9. nesli remaster edilen sürümünü. Kimse şikayet etti mi? Çok kişi de şikayet etmedi ki satışlardan da insanların şikayet etmediğini, durumdan rahatsız olmadığını anlıyoruz. Ama 2013'te çıkan bir oyuna Sony'nin yapmış olduğu remake'le oyunculardan Amerika'da 70, Avrupa'da 80 euro talep etmesi hem ülkemizde çok tepki çekti hem de yurt dışında çok tepki çekti. Yani bunlara hak vermemek elde değil. Bir diğer eleştiri konu suda işte Naughty Dog niçin yeni IP'ler üzerinde çalışmıyor? Niçin mevcut IP'lerin yeni oyunlarını getirmiyor da işte böyle bir remake'le uğraşıyor? Hatta orada remake değil de Naughty Dog'ın yapmış olduğu bu para kazanmak amaçlı yapmış olduğu işi küçümsemek küçültmek için bu remaster işte niçin remaster yapıyorlar? Zaten eleştirilerin de kaynağı birazcık da bu bakış açısı. Bu oyun remake olmasına rağmen istenilen paradan dolayı oyuncular tepkisel olarak böyle söyle peşine düşmüş oldular. Bu bence yanlış. Yani oyuncu olarak siz tepkinizi koyabilirsiniz. Oyun almak istemeyebilirsiniz. Veya işte fiyat noktasında tepkiniz olur. Şimdi oyuncu olarak işte sizin Night Dark'tan farklı beklentileriniz olabilir. Sony'den fiyat noktasında bir beklentiniz olabilir. Ve hatta oyuncu olarak da işte siz tepki koyup bu oyunun bu fiyattan satılıyor oluşundan dolayı ben bu parayı vermeyeceğim. Sony'yi para vermeyerek cezalandıracağım derseniz ben buna da saygı duyarım. Bu bambaşka bir şey. Yani Sony'si size istediğiniz fiyattan oyun satmıyor. Naughty istediğiniz devam oyunlarını veya yeni oyunları size sunmuyor. Gidip böyle remake'lerle uğraşıyor diye güzel bir oyuna da kötü demeye herhalde kimsenin hakkı yoktur diye ben düşünüyorum. Yani çok güzel bir oyuna, çok güzel bir esere hakkını eleştirirken vermemiz. Bunun dışında kalan hususlarda yapacağımız eleştiriler varsa onlara ayrı bir noktada eleştiriyor olmamız bence daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani adamlar sadece grafiksel olarak bize güzel bir oyun sunmamışlar ki arkadaşlar. Hani giriyorsunuz kontrolleri Part 2'deki gibi yapmış adamlar. Ondan sonra oyunun özelleştirebilme seçenekleri de çok iyi. Alt yazıyı büyütüyorsunuz, küçültüyorsunuz, farklı bir renkte oluyor. Yani seçmek de mesela ekrandaki yazıları güçlük çekiyor olabilirsiniz. Kontroller noktasında da bayağı bir özelleştirebilme seçeneği var. Yani sadece işi alt yazı gibi düşünmeyin. Ekranda gördüğümüz kullanıcı arayüzü var oyun oynarken. Bunu da istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz biliyorsunuz. Oyunun zorluğu noktasında da baya bir seçenek verilmiş oyuncuya özelleştirme noktasında. Bence bunlar oyunu özelleştirebilme noktasında sunulmuş, ortaya konmuş güzel yenilikler. Adamlar grafik noktasında da bence güzel seçenekler koymuşlar. İşte yeni televizyonlarda bazı monitörlerin yeni modellerinde yeni özellikler var. Bunlar PlayStation'ın yazılımına da dahil edildi. Mesela bu Variable Refresh Rate diye bir özellik var. VRR diye geçiyor. Bu özelliğin desteklendiği monitör ve televizyonlarda oyunu 4K 40 fps oynayabiliyorsunuz. Benim elimde yararı destekleyen bir monitör veya televizyon olmadığı için maalesef bu özelliği deneyemedim. Onun dışında 2K'da oyunu 60 FPS'de oynama seçeneği var. Gördüğüm kadarıyla ışın izleme ile ilgili bir kısıtlamada yok oyunda. Yani 4K 40 fps e ışın izleme destekli veya işte 1440p 60 FPS ışın izleme destekli oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben her iki sürümde de oyunu gayet akıcı oynadığımı düşünüyorum. Gerçi bazı oyuncular 60 FPS'nin altındaki FPS'ler kabul etmiyorlar ama biz artık gözümüz mü seçemiyor nedir bilemiyorum. Ben 40 FPS'den de gayet tatmin oldum. 30 FPS bile olsa akıcı olduktan sonra ben 30 FPS'ye de okeyim arkadaşlar. Sonuç olarak sanki bu yüksek fiyattan dolayı oyuncuların tepkisel davranarak aslında remake olan bu oyuna remaster yakıştırması yaptığını düşünüyorum. Şu anda sosyal medyada dönen muhabbetler bunun üzerine kurulu ama kötü olan şey şu arkadaşlar. Yani gerçekten benim anlayamadığım konu şu. Birileri bir oyunla ilgili beklentiye sahip işte fiyat noktasında erişemeyeceği bir noktada olunca başlıyor oyunu karalamaya. Ve bunu böyle büyük yuruhlar halinde yapıyor bazı insanlar. O konudan olaydan hiç haberi olmayan çok farklı bir insan geliyor bu yorumları görüyor. Ondan sonra oyun almaya niyetli. Alacak bunu, tecrübe edecek. Oynadıktan sonra belki de çok mutlu olacak, çok hoşuna gidecek oyun. Ama işte bu yorumları görüyor. Adam ya kararsızlığa düşüyor ya da oyunu almaktan vazgeçiyor. Güzel bir deneyimden mahrum kalıyor. Yani bence bunu kimsenin kimseye yapma hakkı yok. Tepkilerimizi de verirken bence bir noktada dengeli olmamız gerekiyor. Başka insanları yanlış yönlendirme, hatta bazen hakarete varan cümleler kuruyor bazı insanlar. Onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Yani şaka yapan tipler var, konsol fanı arkadaşlar var. Yani ben de fanım. Yani bir konsolun fanı olmak kötü bir şey değil ki. Bir insan bir konsolun fanı olabilir. Ama trollük noktasına geçip işi toksik diye toksikliği de bırakıp bir noktada kötü niyetlerle insanları manipüle etmeye çalışan bazı tipler var. Bence bu insanlar da kötü insanlar. Bu kötü insanların yorumlarına da fazla kulak asmamanızı öneririm. Zaten bu muhabbet esnasında da gördünüz. PlayStation 3, 4, 5'e çıkan oyunların görüntülerinden artık hangisinin remaster Hangisindir? Remake olduğuna herhalde kanaat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet son noktada söyleyeceğim şudur arkadaşlar. Maddi olarak eğer alma noktasında bir sıkıntınız yoksa. Önceki Last of Us oyunlarını da keyifle oynadıysanız PlayStation 5'iniz de varsa oyunu almanızda bir sakınca yok. Ben oynarken keyif alacağınızı bazı noktalarda gördüğünüz görüntülerden dolayı şaşıracağınızı görüntülerin bayağı hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Eğer yok maddi noktada işte 700 liraydı oyun işte bir 100 lira zam yaptılar 800 lira oldu. 800 lirayı bu noktada bütçenize zarar verecek bir meblağ olarak görüyorsanız bir süre bekleyip indirimlerde almayı düşünebilirsiniz. Zaten anladığım kadarıyla bu oyunda 2-3 ay sonra güzel bir indirim alır diye düşünüyorum. En azından bir %30-%40 indirim alacaktır. Ona rağmen fiyatlar hala size yüksek geliyorsa büyük ihtimalle bu oyun ilk yılın ardından plus sistemine eklenecektir. Ekstra oyuncuları bu oyunu oynayacaktır diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Evet umarım kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir video olmuştur arkadaşlar. Gönül isterdi ki bu oyuna güzel bir inceleme çekelim ama yani 2013'te 2014'te oyuncuların artık defalarca oynayıp her karışını her santimini ezberlediği bir oyuna, hikayesini ezbere bildikleri bir oyuna da artık inceleme çekmenin pek bir manası yoktur diye düşünüyorum. Yalnız Galofar'a da fazla bir zaman kalmadı. Galofar'da inşallah yine kendi üslubumuzla güzel bir inceleme yaparız diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.